Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Planet Zoo'yu devam oynayacağız. Ve evet, başlamadan önce isim değiştirmeyi öğrendim. Nasılmış? Böylemiş, bakın. Hemen göstereyim. İlk önce ondan başlayalım. Başlayacağız. Bakın, arkadaşlar buradaki kurtları geri şeye yollamalıymışım. Şu ticari bölgesine, yapısına geri yollamalıymışım. Ondan sonra isimleri değiştirebiliyoruz. Yani şu... şeyin içinde olduğu sürece değişemiyorsunuz. Şimdi ticari şeyimizi geri yolladık. Şöyle yapalım. İlk önce erkekler. Bak sen, bir tane de bebek var. Aralarında bebek, bir kurt. Evet. Başlayalım. Bakın böyle yapalım. İsimleri nota aldım zaten. Yorumda sizden gelen isimleri hepsini nota aldım. Belki arasında bir taneyi unutmuş olabilirim veya iki tane. Eğer unutmuşsam günü hatırlatın bana. Şimdi bak. İsimleri sayalım ilk önce. Bir kere paşa var. Kinesis'i. Tabii ki unutmadım kaç kere yazdı. Kinesis yani K-N-S-S. Naruto'dan galiba. Anladığım kadarıyla. Sonra Asena var. Börtecine var. Snoop var. Onu da unutmadım. Baştan beri diyor zaten. Bir kere Bozkurt var. Bir kere de Alex var. Bunların hepsini koyacağız. Hemen şurada başlayalım. İlk önce isimleri koyacağız. Bu bölüm belki biraz uzun olabilir. Onun için... Evet, buradan başlayalım, sonra devam edelim. Evet, ilk önce en yaşlı kurdumuzun adını... 7,5 yaşında, bak bu kurdumuz en yaşlımış. Bunun adını Bozkurt koyacağız. Alfa Wolf'umuz olacak. Bozkurt. Evet, ilk adını... Senin adını Bozkurt koyduk, tamamdır. Küçük bebek kurtcuğumuzu sizce ne koyalım? Benim aklımda Alex ismi var. Neden Alex? Biliyor musun, Alex böyle daha yakışıyor be bebek. İsmine daha yakışıyor. Hem de büyüyünce güzel bir vahşi hayvan olacak. Hemen şunu da Alex verelim. Alex ismine. Evet. Alex'i de tamamladık. Devam aşağı doğru gidiyoruz. Evet. Son erkeğimiz. Erkeğimize paşa. Dur bir saniye. Kinesis. Kinesis vardı. Onu da vereceğiz. Bu kaç yaşında? 5.9. Tamam. İkinci büyük hayvanımız. Kinesis. Tamam. Evet, fil aslında geri yollayabilirim. Şu biraz biçimimizi bozuyor. Evet, geriye kaldı iki tane dişi kurt. Dişi kurtta Asena bir kere vardı. Asena'yı verelim. Asena. Evet, Asenacığımız da oldu. Ve börtecik. Ne, börtecik diyorum. Börtecine. Börtecine. Tamam. Bir saniye. Alex yaptık, Bozkurt yaptık. Snoop. Snoop'u nasıl unuturum ben ya? Snoop'u yeni alacağız. Börtecik, Asena. Yeni böyle bu kurt bölgemizi en yeni kurdu Snoop olacak. Aslında Snoop ismini de çok beğendim. Asena, Börtecik. Börtecine, Börtecik. Neden Börtecik diyorum bilmiyorum. Kinesis, paşayı yaptık mı? Paşa, bir de Snoop eksik. Ondan hariç hepsini yaptık. Hemen bakalım. Tamam. Hemen şuradan, neredeydi? Şuradan öbür kurtlarımızı da alalım. Kurt lazım bize. Hiç olmazsa kurt bölgesini bitirmiş oluruz. Sonra geçeriz. Aslında sürpriz değil çünkü yorumlarda yazıyor. Bir dahaki şeyi... Yapacağımız yer hangi hayvan geleceğini yorumda yazıyor. Kurtlar nerede? Orada gördüm. Hemington. 6,5 yaşında. 6 yaşında. 6.6. Bunu alalım. Bu bizim Snoop'imiz olsun ya da Snoop biraz da... Bak bu alfa. Bu alfa mı demek şu işaret? Bilmiyorum. Evet şu ikisini almadığı zaman bu alfa kurt gibi. Tamam alalım. Bir kere Snoopy'mizi alalım. Tatlı kurdumuzu. Satın alıyoruz. Neden? Çok fazla yaptık diye alamıyoruz mu daha yoksa? Bu şimdi neden olmuyor? Bir saniye. Paramız... Yok, para yeterince var. Tamam.
Zamanı durdurmadık, yok. Tamam, ilk önce isimleri bir verdiğimiz kurtları geri yollayalım. Asena, Bozkurt, Börtecik... Börtecik. Alex, bir de Kinesis. Hepiniz geri buraya geliyorsunuz. Sonra, şimdi bir deneyelim. Belki şimdi olur. Hatta bunları satalım. Bir saniye. Yanlış girdik. Şuraya giriyoruz. Şurada şunu... Satamıyorum ki. Yok yok, sakın buraya katma. Tamam, kalsınlar. Şimdi deneyelim be. Güne. En aşağıda da kurtlar. Neredesiniz? Evet, iki. Ha bak, şimdi oluyor. Demek ki öylemiş. Tamam, erkek kurt iki tane. Şundan şunu alıyoruz. Alfa işareti nedense... Bunlar değişik kurt mu ya? Bir saniye. Çünkü şekilleri sanki değişik gibi geldi bana. Yok, aynı. Aynı kurtlardan. Evet dostlarım. İki tane... Dur, isimler ne kalmıştı? Bir kere Snoop kalmıştı. Bir kere de... Paşa kalmıştı. İkisi de herhalde erkek ismi diye geçiyor. O zaman şunu ve şunu alıyoruz. Şuraya geçiyoruz. Burada hemen isimlerini değişeceğiz. Burada mıydı ya? Şuradadır. Nerede? Şurada değişebiliyorduk. Aynen. Bakın şu ikisi. Daha genci olan Snoop olacak. Snoop. Bir de öbürü de paşamız olacak. Paşa. Hadi bakalım. Siz de girin buraya. Snoop, bir de paşa da geliyor. Hadi hoş geldiniz. Buraya sonra güne geçeriz. İlk önce hayvanlarımız gelsin. Bu ne? Oo, alfalık için dövüşüyorlar. Alfalık için dövüş var az kaldı. Durumuna bakalım hemen. Neredesiniz? İki kere tıklayınca... Evet, bunlar galiba. Alfalık için dövüşecekler. Evet, bekliyorum. Hanginiz? Alfalık için... Dur bir saniye. Ya, durumları iyi. Bu ot şey problemi vardı. Bunu da sonra çözeriz. Alfalıkta dövüşen kim? Bakalım bunlar dövüşecek mi? Dövüşecek gibi gözükmüyorlar. Tamam, sonra görüşürüz. Biz hemen devam gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü yorumlarda ifade ettiğimiz gibi şu tarafa, burada ne var? Biz şu tarafa geçelim. Oraya başka bir tür hayvan yapmıştık. Şuraya maymunlarımızı yapacağız. Bir de bu bölümde arkadaşlar şeyi yapmayı düşünüyorum. Aslan. Hiç olmazsa bir yırtıcı yaparız. Hem de yorumlarda, galiba isteklerde de vardı. Bu bölümde maymunlar ve aslanları yapmak istiyorum sizinle birlikte. Nihayet hayvanlara geçiyoruz. Evet, şuraya maymun şeylerimiz gelecek. Maymunların bölgesi buraya gelecek. Evet, aslanları da artık bakarız az kaldı nereye yapacağımızı. İlk önce buraya başlayalım. Hızlı bir şekilde maymunlarımızı kuralım. Yani maymunlar bölgesini kuralım. Düzleştirmeliyiz. Hemen düzleştirelim. Şunu aslında büyütebiliriz. Çünkü bize büyük bir alan lazım. Bak, şurayı da ilk önce kıralım. Neredeydi? Evet, şuraları kır. Çünkü yoksa biçimi kötü gözüküyor. Bak, buralar hep delik halinde. Şuraları kır. Biraz büyük yapacağız çünkü kaçmamalılar. Tırmanabiliyorlarmış. Bir arkadaşın yorumuna göre öyle okudum. Onun için fazla tehlike yaratmak istemiyorum, kaçmasınlar. Şöyle. Bir saniye, şöyle geçelim.
Tamam, buraya bu tarafa doğru tamam. Evet, bu tarafa doğru da biraz daha gidelim. Sonra biraz daha küçültebilirsek, fazla büyük olursa küçültürüz. Yani küçültebiliriz, problem değil. Evet, şimdi burayı büyüttük. Şu arka kısma da maymunlar bölümü gelecek. Bunlar da, bak şurada bir yol geliyor, yukarı çıkabiliyorsunuz. Bir de burada, tamam iyi. Fena değil. Hemen başlayalım. Şuraya duvarımızı örmeye. Evet. Betondan mı yapsak? Betondan yapalım. Daha güvenli olur. Evet, uzunluğunu biraz daha uzun yap. Şurada oturmalıklarsa şuradan başlayalım. Başlamayalım. Biraz daha yükseltip çekmek istiyorum, bir saniye. Geri git. Şimdi bunu yükselt. Kaç metreye yapalım? Maymunlar bayağı yükseğe tırmanıyor. Onun için böyle biraz ona çıkabilsek. Hadi ona çık. Hadi lütfen ona çık. Ya 9.9 yeter. Tamam. Şuradan çekelim maymun kafeslerimizi. Ha, biraz yola değer bırakmalıyız. Güzel bir maymun parkı olacak burası. Maymun mu koyalım, goril mi ya? Karar veremiyorum ya. Aslında maymun türü bir hayvan koymak istiyordum. Goril de güzel gider. Goril koyalım ya. Goril koyacağız. Birinin adı da bu sefer benden geliyor. King Kong. King Kong olacak. Şöyle. Dur bir saniye. Biraz daha boşluk. Yol için boşluk bırakalım. Tamam. Burası bizim goril parkımız. Hemen şurayı bir saniye şuradan biraz şey edelim. Arkadaşlar şuradan biraz daha büyütelim. Yol için biraz yer bırakmalıyız. Yeter mi? Yeter gibi gözüküyor. Şimdi yollarımızı hemen çekelim şuraya. Biz hangi yoldan almıştık bu yukarı? Şundan da galiba değil mi? Aynen. Şöyle güzelce ne çekelim. Biraz daha kısalt. Zaten en kısasını yapmışız. Problem değil. Evet, şöyle gidelim etrafından. Güzelce ne. Oturmalıklar da yaparız az kaldı. Yani izleyebilecekleri yer. Şöyle yukarı doğru. Hadi. Hadi ama. Evet, böyle küçük küçük problemler bazen rast geliyoruz. Küçük küçük problemlere. Böyle biraz daha büyütelim, sonra dediğim gibi küçülteriz. Şunu. Hadi. Şurada biraz yolu küçültelim mi? Küçültelim hadi. Şuradan böyle küçük gitsin. Biraz daralacak buradan yol ama bir şey olmaz. Şöyle gitsek, şöyle böyle bir türlü bağlasak. Evet, iyi. Tamam, yolumuzu da yaptık. Şuradan aşağı bir yere, bir saniye, işçiler bölümü burası değil mi? Şuradan bak böyle köprü yapıp da, bir saniye, işçiler bölümünden bir köprü yapıp da biraz daha yükselt. Tamam, şimdi düzle. Düzle. Tamam, köprümüz geliyor. Ah. Hemen işçiler yani buradan buraya işine gidebilsinler diye bu yolu buradan çekeceğiz. Zaten şu yolda bu alttan geçer gider herhalde. Bir şey olmaz. Problem yapmaz. Şimdi buraya ne oldu? Neden? Bir saniye. Devam olmuyor. Bir şey mi yaptık? Hata mı yaptık? Ha, şimdi oluyor. Tamam, yolu getirelim. Getirelim. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru mu gideceğiz? Bakayım. Şöyle aşağı doğru gitsin. 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 Bağlansın. Tamam.
işçilerimiz şimdi buradan da ulaşabiliyor. Şimdi buraya sadece bir kapı yapmalıyız. Kapımızı da nereye yapacağız? Hemen bakalım şuradan. Kapımızı nereye yapacağız? Şuraya yapalım. Hemen böyle gelsinler direkt girişe. Evet, kapımızı da yaptık. Şimdi gelelim devamına. Şuraları hazırlayalım, camdan yapalım ki insanlar içeri bakabilsin. Bir saniye. Evet, tam istediğim gibi oldu. Devam edelim. Bunun aslında tümünü camlı mı yapsak? Çünkü orman gibi bir şey yapacağım buranın içine. Maymunlarımız tırmanmayı seviyor, sevdiği için tırmanmalık, yani ormanlık gibi bir şey yapacağız. Ve evet, insanlar da bakabilsin. Değil mi? Hatta şurayı böyle değişik yapalım, güzel gözüksün. Bir saniye. Nasıl gözüküyor? Şuradan çıkalım. İyi ya, fena değil. Fena değil. Bir arkadaş yazmış, bu duvarları şey de yapabiliyor musun? Böyle yuvarlak şekli. Aslında öyle de güzel olurdu. Nasıl oluyor ama bilmiyorum. Bir saniye bakalım. Yani tutorial'da bu, yani kariyer modunda bu arada oynuyorum ama YouTube dışında. Yavaş yavaş oradan da öğreniyorum. Aynı zamanda videoları aksatmamaya çalışıyorum. Onun için yani kusura bakmayın, yavaş yavaş öğreniyorsak. Artı bir şey yapamayız. Elimden geldiği kadarıyla öğrenmeye çalışıyorum. Evet, taş girişi. Aslında gorillerimizi dur almadan ilk önce, aslında böyle bir şey yapabiliriz bak. Şurayı biraz çukurlaştıralım. Topundan ama. Şimdi tamam, biraz çukurlaştırdık. Şunu biraz daha küçültüyorum. Neden dersiniz, buraya küçük bir su bölgesi yapacağız. Şuraya. Şurada yüzmeleri için bir bölge yapacağız. Tamam. Suyumuzu da getirelim. Ha, bu arada pompa almalıyız öbür şey için. Bir saniye. Fazla yüksek yapmadım, bütün her yere taşarsın. Evet, bu kadar iyi. Şimdi gorillerin yatma bölümünü yapmalıyız. Bir yerde yatmalılar çünkü. Nasıl bir ev yapalım? Şunlar iyi mi? Daha mı küçük olsun, daha mı büyük olsun? Bakalım hemen. Şöyle küçük yapalım, birkaç tane de yapabiliriz. Kral, krallar diyorum. Maymunlar krallığı yaparız buraya. Böyle yapılar yaparız. Maymunlar için. Ya maymunlarda da alfa hayvanı var mı? Emin değilim. Galiba olmalı. Öyle biliyorum ama. Şurayı yapalım bir. Havada değil mi? Havada. Tamam, o zaman burayı düzlemeliyim. Sil güne. Şurayı hemen biraz düzleyelim. Hemen şurayı. Şurada evleri olacak. Şu uçurumun eşiğinde. Evleri olacak. Hemen yapalım güne. Evet. Çevir şunu. Bir kere daha. Evet, şurada evleri. Tamam. Şimdi bunun etrafına şey koyacağız. Dur bir tane goril yazalım. Goril yazalım. Çünkü gorillerin ne lazım? Ona göre buraya yem şeyleri falan. Bu ne ya? Şimdi bu yem yeri mi? Böyle tarla gibi şeyin içinde yemeklerini yemeye gidiyorlar. Süper. Güzel. Beğendim. Şunları buraya yapalım. Hatta gelip burada dışarıda görsünler yemek yiyince. Şuraya bir tane yapalım. Bir tane de şöyle hemen dibine oluyor mu? Olmuyor. Belki de oluyor. Bir saniye. Biraz daha yükselt. Ha, oluyor bak. Bir tane de şuraya. Havada oldu ama. Tamam, o zaman biz de bunu geri dönüştürürüz ve
Hemen şuradan biraz daha düzleriz. Tamam, bir tane daha yapabiliriz ya. Hadi yapalım. Şu yemek yeri. Abi demin oluyordu, şimdi niye olmuyor? Ha. Tamam, su içme yerleri lazım. Bunlar nerede? Bu yatma yerleri. Şunları da hazırlayalım gelmeden. Hayvanlarımız gelmeden şunları da hazırlayalım. Tamam. Su içme yeri. O da önemli. Evet, bak bu ısıtıcı. Evet, şundan yapmıştık aslında ama günü yapalım bir tane daha. Şöyle yapalım. Tamam, bir de su içme yeri lazımdı. Bin kere dedim, bulamadım halen. Hemen aşağı doğru gidelim. Bak buradamış. Tamam, birkaç tane de su içme yerleri. Bunları da şu yukarıları oluyorsa... Bir tane de şöyle şuraya koyalım. Bir tane de... Şuraya. Tamam, su, yemek yeri var. Su yeri var, yemek yeri var. Aslında gorillerimizi şimdi yavaş yavaş buraya çağırabiliriz. İsteklerine göre hareket edeceğiz çünkü. Hadi girelim şuraya, ticari bölgesine. Giriyoruz ve gorillerimizi arıyoruz. Bakalım nasıl bir şeyler. Evet bak, değişik değişik maymunlar var. Bonobo. Orangutanlar var. Sonra aşağı doğru gidelim. Bize goril lazım. Bakın size böyle bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Başıma geldi cidden. Küçükken hayvanat bahçesine gitmiştim. Yani küçükken derken şöyle 5-6 yaşlarında gibiydim. Yani 5-6 yaşında filandım galiba. Gitmiştik. İşte ilk defa hayvanat bahçesine girmiştim. Öyle bir heyecanlıyım ki. Yani acayip heyecan var içimde. Sonra işte dolandık. Aslanları gördük. Kaplanları gördük. Sonra geldik en sonunda goril kafesine. Goril kafesinde arkadaşlar o bakışları böyle sinirli bakışları oluyor ya. Acayip bir korku üstüme saldı ama dedim kocaman cam var bunun arkasından, yani %100 nasıl yani camı mı kırıp geçecek biliyorsun. O anlamda arkasında böyle durdum. Kime seslendim? Amcama galiba seslendim. Dedim amca baksana, baksana gorile bak dedim. Böyle cama da böyle yaslanmışım arkadaşlar. Yaslanmışım. O arada böyle arkamı dönerken yavaş yavaş arkamı döndüm, baktım goril. Hani pozisyon, pusma pozisyonunu almış, cama doğru koşu verdi biliyorsun. Birden bir koştu, cama böyle bir takladı biliyorsun. Hani küçükken böyle bir şoka giriyorsunuz, şok haline giriyorsunuz. Ben de arkaya fırladım o an. Yani tam hissetmiyordunuz ama yani vurdu resmen cama. Cam da tabii ki kırılmıyor ama ben arkaya uçtum nedense. Yere düştüm, birden bir ağlamaya başladım. Sonra o hayvanat bahçesinde galiba bir grup Afrikalı vardı. Bana bir baktılar, böyle gülme krizine girdiler. Ben de tabii 6 yaşındayım yani küçüğüm daha. Ağlamaya başladım, şelale gibi ağlamaya başladım orada korkudan. Herkes güldü ama. Hani o şok şeyimi halen hatırlıyorum. Bazı şeyleri unutmuşum yani geçmişten ama yani bazı şeyler, böyle şok anları gerçekten insanların hatırında kalıyor. Hemen şöyle aşağı gidelim. Gorilleri arayalım. Belki eskileri hatırlatır bize. Neredesin? Aslında buraya yazamıyor mu? Yok. Zaten buluruz. Bir saniye içinde. Ayıları gördük. Evet bak burada goriller burada. Oha bu çok korkunç. İşte benim gördüğüm tip de budu işte. Bak alfaları da var. Böyle tip gorildi. Unutulmaz ya. Tamam alalım. Kaç tane alalım? Bir erkek iki dişimi alalım. Öyle mi yapalım? Kavga çıkmaz fazla. Öyle yapalım arkadaşlar. Ya da yok, iki erkek alacağız. Belki alfalığı için dövüşerler, daha heyecanlı olur. Bir de bunlar için de isim öneriniz varsa söyleyebilirsiniz. Onlara da isim vereceğiz. Yapalım. İki tane erkek, iki tane dişi. Şimdi buraya geçiyoruz. Buradan bunları işaretliyoruz. Yok, buradan değil ya. Şuraya giriyoruz. Buradan işaretliyoruz. Ve buraya getirmelerini istiyoruz. Hemen şuraya getirelim. Bitti değil mi burası? Bu kapı işareti ne? Ya tamam, getirin buraya. Getirin arkadaşlarımızı. Bekliyoruz. Tamam, yoldayken arkadaşlar. Biz ne yapalım? Bağış kutuları yapacaktık. Evet aynen, bağış kutuları yapacaktık. Yorumlarda çok gördüm. Yani yapmamız önemli mi? Yani para kazanmak için. Bağış kutuları, televizyon
televizyon monitörler varmış. Monitör yani hayvanı gösteren monitörler. Onlardan da yapacağız. Oturmadık alanlar da yapacağız etrafına. Ama ilk önce içini kuralım arkadaşlar. İçini kurduktan sonra oraya da geçeceğiz. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bu bölüm biraz daha uzun olacak. Uzun bölüm yapmak istemiyorum ama yarın büyük ihtimal bölüm gelemeyecek. Çünkü bu gece saat 2'ye doğru uzun yolculuğa çıkmalıyım. 600 kilometrelik yol önümde. Evet. Onun için bugün de izinliyim. Pizzaya da çıkmıyorum. Pizza servisine çıkmıyorum. Onun için bu bölümü uzun yapmaya çalışıyorum. Gorillerimiz geldi. Oha, erkek goril bak bu. Yaklaştır. Acayip de aslında korkunç değiller ya. Küçükken bana tamam şok yaşatmışlar. Belki onun için korkunç geliyor ama yani böyle şeyin karşısına çıkarsanız yani gerçek doğada Afrika'da falan yani kim korkmaz? Herkes korkar. Baksana. Kötü kötü bakışı bir de. Tamam boşver. Hadi çıkalım şuradan. İlk adımını attılar. Hemen bunu durduralım. Bakalım ne istiyorlar. İlk önce alanları temiz yani şey yapalım. İsteklerine göre. Evet. Burada yazıyor ki daha fazla ot lazımmış. Ama kısa ot. Ve uzun ot azaltılmalımış. Bir de topraklı alan lazımmış. Diğer kalanlar iyi gözüküyor şu an. Tamam o zaman başlayalım. Şuraları düzeltmeye. Şuradan giriyoruz. Evet ne demiştim? Evet kısa ot daha çok seviyorlar. Uzun ot daha az olsun diyorlar. Kısa ota tıklıyoruz o zaman. Şuraya kısa ottan başlayalım. Bir de dur bir saniye. Bir de toprak istiyorlar. Toprağı. Şu alta yapalım. Nasıl? Daha düzelmedi. Biraz daha yapalım. Ha, güzel biçimli yapalım ya. Böyle hemen üstten dıştan savurma yapmayalım. Evet %5 oldu. %6. Şöyle aşağı doğru gitsin. Hatta buraya ağaçlar yapacağız. Evet tamam süper. Şimdi biraz da kısa ot lazımmış. Hemen onu da yapalım. Yani canlı değil ki siz dediğim. Siz bakın iyi olunca bana haber verin ama canlı değil maalesef. Şöyle biraz düzeltelim. Evet %16'ya düştü. %68'e. Bu olmayacak gibi. Biraz daha büyük. kısa otu bayağı seviyorlar. Abi şimdi kısa ot fazla oldu. Biraz daha uzun yapalım. Evet. Bunun tam ortasını bulmalıyım arkadaşlar. Biraz daha küçült şunu. Evet. Şimdi bunun yerine biraz daha kum yapalım. Kum nerede? Şurada. Şurayı biraz daha kumsal yapalım. Aa uzun ot gitti. Bir şey olmaz. Şurayı ormanlık alan yapacağız. Onun için biraz böyle kumsal yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hem bilerek böyle biraz alçağı yaptım ki yukarı tırmanınca buradan atlamasınlar. Ormanlık bölgeye böyle toprak yapalım. Oo süper bakın. Tam istedikleri gibi. Evet, tırmanmalık alan istiyorlar. Tırmanmalık alan. 14.5 metre yüksekliğinde olmalıymış. Yani ağaç yapacağız. Hemen şuraya geçelim. Evet. O zaman şuradan da ağaçlarımıza geçelim ve ağaçlarımızı hemen kuralım. Neresiymiş? Tropen diyor. Tropen. Evet, burası tropen. Aslında goril yazsam direkt İstedikleri ağaç çıkardı. Evet yüksek bir ağaç. Yüksek bir ağaç. Yani bunlar hiç benzemiyor ya. Bu goril ağaçlarına benzemiyor. Tırman ya da bunlar olabilir bak. Şunlar olabilir. Bu olabilir. Bunu beğeniyor olabilir çünkü hayvan çoğu hayvan belgesellerinde böyle ağaçları görüyorduk. Gorillerin bölgesinde. Ama şuraya bir tane koyalım. Şuraya bir yere. Bak beğeniyormuş. Süper. Değişik tarzı da var mı? Var. Bir tane de şöyle buraya koyacağız ama çevirelim biraz. Çevir şunu. Tamam. %20. Bir tane daha var. Başka çeşit. Biraz daha küçük bu. Bunun üstüne tırmanarsa atlayabilir mi? Bilmiyorum ki. Boşver. Şöyle bir tane daha yapalım. 24 oldu. Bir tane daha büyük yapalım. Şu büyüğün yanında bir tane daha büyük. Ya da bakayım başka tarzı ne var daha. Şu
şöyle bir şey var ama bunları sevmiyorlardır. Ya belki de seviyorlar. Bir deneyelim mi? Sevmiyorlar. Belli de. Çünkü palmiye. Bu ne? Bunu da sevmiyorlar. Onlar yüksek ağaçları falan seviyorlardır. Büyük ihtimal. Belki de böyle taşlık maşlık da seviyorlardır. Olabilir. Şunu seviyorlar mı acaba? Deneyelim mi? Goril nereye gittin? Sevmiyorlar büyük ihtimal ama güne bakacağım. Yo, seviyor. Sevdiler. Bundan bir tane daha şöyle kuracağım. Şimdi bakalım. Mesela çıkar şöyle. İki tane koyalım. Evet, daha ne tür ağaçları var? Hemen buha, bu da güzelmiş. Şundan da bir tane kuralım. Çünkü burası Amazon ormanları. Ha. Tamam. Şuraya da koyalım ama değişik yok mu? Daha küçüğü var. Tamam, şundan da bir tane kuracağız. Bunun üstüne tırmanamazlar. Şöyle bir tane kur. Şuraya da bir tane koy. Bol bol. Sevinsinler ormanın içinde olduklarından. Bu ne? Amin. Evet, şu var. Şu çayırları seviyorlar mı? Deneyelim mi? Sevmiyorlar. Taşlık alanı ama seviyorlardır. Bir deneyeyim. Deneyelim. Tabi denemek lazım. Bunlar ne beğendiğini bilmiyoruz. Onun için denemek lazım. Taşı göremiyorum ki. Aslında tırmanma alanı yapmıştık. Belki zamanı biraz hızlandırmalıyım. Ha, bunun için ekstra oyuncak mı almalıyım yoksa bunların tırmanması için? Bir saniye. Bir saniye. Şu taşı yerini değiştirelim. Şu taşın yerini değiştirelim. Şu alta koyalım. Kayalık gibi gözüksün. Tamam. Geç şuradan. Şimdi tırmanmalık bir şey lazım galiba. Şuraya giriyoruz. Aynen. Bak 4 metre. 4 metre. Kaç? Ne kadar istiyorlardı? Şuraya girelim. 14,5 metre. 14,5 metre. Bir saniye. 14,5 metre. Abi çok uzun. Biz bunları yükseltebiliyoruz mu? Dur, bu olabilir ha. Aynen. Bak. Şunu beğenirler mi? Değil mi? Bu küçük maymunlar için. Ama büyük hayvanlar için diyor. Şöyle bir tane koyalım. Şöyle bir tane koyalım. Yükselmedi. Bir saniye. Bak. Şundan bir tane deneyeceğiz. Neredeler? Şunlardan. Yükseltemiyor mu bunu? Yok. Yok. Peki ben... Kaç metre demişlerdi? 14,5 metre. Ben nereden bulayım? Çünkü çok büyük. Bak, şu olabilir. Ya. Ağacın üstüne mi koyacağız? Bilmiyorum. Ki. Dur bir saniye. Yok, daha yüksek bir şey de bulamıyorum ha. Zamanı mı biz durdurduk? Belki ondan da olabilir. Bir saniye. Aklıma neden önceden gelmedi? Evet, ama güzel oldu ha. Güzel oldu. Bakalım ne yapacaklar. Şu alfaya gidelim. Alfa gorilimize. Adını da King Kong koyacağız. Arkadaşlar bu sefer ben seçiyorum. Oha, dövüş var. Alfalık dövüşü. Abi. Dur zamanı yavaşlat. Alfamız. Bak yendi. Yendi vallahi. Alfamız alfalığını kanıtladı yine. Küçükken. Oha. Goril kaçtı lan. Ana! Sanki hapishaneden kaçıyor gibi ya. Keşke bu duvarı yapmasaydım. Abi! Güvenlik yok mu? Güvenlik! Vallahi güvenlik.
Siz kimsiniz? Bize güvenlik lazım. Vallahi ben buraya bir tane kurmalıyım, yoksa vallahi kaçıyorlar. Güvenlik. Başımıza gelene bakın. Güvenlik neredesin? Güvenlik. Yok. Karantin yok, o da değildir. Biz bunları yakalayana kadar insanları yiyecekler ya. Yok ya, yok burada. Bak şurada olabilir. Yok bak, şu değil. Şu olabilir ya, şundan bir tane yapayım hemen bir yere. Bir de peşlerine düştüler mi? Abi bir tanesini yakalamışlar galiba. Neredesin? Neredesin? Nereye kaçtı bu goril? Gorilin yerini göstereceğine bize... Burada. Ha bak buradalarmış. Hadi yakala şunu hemen. Oha bir tane daha kaçtı ya. Biz bunu hemen değiştirmeliyiz arkadaşlar. Şuraya girelim. Şurayı da ayna yapalım. Ya bu aynadan tırmanamıyorlar. Şöyle yap. Aslında aklıma gelmeliydi ha. Hiç düşünmeden yaptık. Tamam. Geri aldılar içeri. Tamam. Başarılı. Evet, Onur Alagöz, abone olduğun için teşekkürler. Şöyle geçelim. Tamam, yine bunları serbest bırakabiliriz. Şu an güvenli diye düşünüyorum. Serbest bırak. Ha abi, çıkabilirsin. Heh, bir daha kaçmak yok, tamam mı dostum? Bundan sonra buradasın. Neden, beğenmediği bir şey mi var? Oyuncak istiyorlar bizden. O zaman biraz da oyuncak yapalım şu goriller için. Belki futbol oynayabilirler. Şuraya bir tane koyalım. Hemen evinin önüne. Ya buraya. Hatta burada oynarlar. Evet, daha ne seviyorlarmış? Top. Şimdi şöyle bir tane koy. Gitti. 51'e yükseldi. Bir tane de şu toptan yanına koyalım. İyi. 175. Şey yapacaktık. Bağış kutuları. Unutmadım. Bunu da yapacağız, az kaldı. Bir saniye. Bak şu da yemek yeri ama oynuyorlar. Bir de yemek alabiliyorlarmış buradan. Bunu da buraya yapalım. Ha, tamam, yükseldi. Tamam. Hemen şu dışarı tarafa şey yapacağız. Bağış kutuları. Bağış kutuları nerede? Burada. Yapalım. Hemen önlerine koyalım güzelce. Şu halin çıkmamış. Şimdi birkaç tane daha koyacağız. Banka otomatiği vardı galiba. Ha, biz güne buraya birkaç tane koyalım. Çünkü para olmadıktan sonra bağış kutularına nasıl para atacaklar? Şu tarafa da koysak mı? Koymasak, tamam, iyi, böyle iyi. Oturmalık alan. Biz tuvalet yapmıştık mıydık buraya bir yere? Tuvalet yapmış mıydık? Yapmışız, tamam. Evet, bol bol seyretin, bu ağaç içi olmamış. Bir saniye. Şunu hemen biraz içeri doğru çekeceğiz. Tamam. Evet, gorillerimiz şu an oynuyor. Ne yapıyorlar bakalım. Alfamız nerede? Ya bu şeyin içinde, kafesin içinde, dur. Neredesin? Girişte. Ha bak burada. Evet. Dur ama şu alfayı arkadaşlar.
Hemen King Kong ismini verelim. Alfa neredesin? Seni de şuraya koyuyorum. Bir işe oynuyor. Bak. Nereye kurmuştuk? Şurada. Oyuna biraz daha çal ya. Dinlemek istiyoruz. Evet, canı istemiyor. Tamam. Bugünlük bu kadar seninle. Dostum, bu ne? Evet, alfamız geldi. Alfamızın King Kong adını verelim. Geriye kalan üçünü de siz verin. Yorumlarda yazın. Üç tanesini seçmeyi düşünüyorum. Seçeriz. Onunla tamamlarız. Sonra aslanları da bugün yapmayı düşünüyordum. Aslan kafesini. Hemen çimuluğuna geçeceğiz. Az kaldı. Onlara da yorumlarda tabii ki isim yazabilirsiniz. Dur bir saniye. Bizim hayvanlar nerede? Şurada. Peki. Bizim Alfa hangisiydi? Sen misin Alfa? Yo. Alfalıktan çıktılar mı ya bunlar? Ha şu. AD Alfa'mış. Tamam, şunu alalım. Şuraya geri yolluyoruz. Götür. Neden? Çünkü bu King Kong olacak. Neredesin AD? King Kong. Tamam, şimdi tekrar gelebilirsin. Hadi hoş geldin King Kong kafesine. Alfa King Kong geri dönüyor. Evet, burayı da biraz hazırladık. İkinci kaç hayvan yeri yaptık? Şimdi kurtlarımız var. Aynen. Kurtlarımız var. Bakın hepsi yatıyor. Uykuya dalmışlar. Bir de bu tatlıya bakın ya. Bu tatlıya bakın. Ne güzel yatıyor öyle. Ne güzel yatıyor. Çok tatlı ya. Hadi iyi geceler dostum. Biz devam edelim. Bayağı dövüşmüş gibi gözüküyor. Evet, bunlar açlar ya. Buraya bakan yok mu? Mecbur bakmalılar. Ama buraya da sonra döneceğiz. Evet, kurtlarımız var, gorilimiz var. Şurası daha emin değilim. Oraya da bir şeyler katacağız ama ne katacağız bilmiyorum da. Biz geçelim aslan kafesimize. Aslan kafesini böyle biraz böyle göz açıcı bir yere yapmak istiyorum. Böyle gelince böyle direkt fark edeceksiniz ki burası tehlikeli böyle. Burada yırtıcı hayvanlar var. Aslında sağ tarafına mı yapsak ya da üste mi yapsak? Şuraya bir yere mi yapsak? Ya bunların tam ortasına yapalım. Şu tünelden çıkıyorsun. Tamam mı? Şu kayalıkların arasından gidiyorsun. Aslanların kafesine geliyorsun. Tam ortandan çıkıyor. Ama şu ortanda çıkıyor. Şöyle arkadaşlar. Yolu seçelim. Şimdi bu sade yolu yapıyorum. Ama bunu zamandan da değiştireceğiz. Bak şunu yok et. Şunu da yok et. Şimdi bunu biraz daha büyütelim. Kalınlığını. Evet. Buradan itibaren başlıyor. Şöyle yapalım. Bir sola giden yol olacak. Bir sağa giden yol. Bir de aslanlar kafesine giden yol. Buraya da aslanların kafesi gelecek. Bence böyle biraz yuvarlak mı yapsak aslanların kafesini? Böyle dörtgen, beşgen gibi yapalım. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi aşağı doğru bir, iki, üç, dört, beş. Öyle bir, iki, üç, dört, beş ve bağlandı. Evet, şuraya aslanımız gelecek. Etrafında bir güzel süsleyeceğiz olduktan sonra tabii ki. Ama aslan kafesleri geliyor. Aman şuraya da. Oraya da galiba beton yapabiliriz. Ama şey tür cam da vardı. Böyle beton duvar mesela örüyorsun ya. Arasında camlıklar oluyordu. Bence onlar daha güzel şekilde. Ama onu da öğrendikten sonra yapacağım. Pardon. Öğrendikten sonra yapacağım. Şimdi ilk önce böyle çekelim duvarları. Güzelce çekelim. Dur bir saniye. Bu biraz yüksek olmalı. Çünkü yırtıcı hayvan. Şöyle... Abi 10 metre yeter. Hem de camda fazla şey görürler.
saniye bir şey denemek istiyorum. Biliyordum. Evet, şunu hemen yok edeceğiz. Şunu da yok et, yok et, yok et. Çünkü sağdan sola gitmeliyim. 10 metre yetiyor. Evet, aslan kafesimizi kuruyoruz. Evet, buraya böyle yuvarlak yapmak istiyordum. Öyle de oldu. Güzel oldu. Etrafı tabii ki daha süslenecek. Biliyor musunuz bu oyunda ne eksik arkadaşlar? Mesela şuraya böyle kayalık yapıyoruz ya. Şelale olması eksik bence. Şelale de yapılmalı bu oyunda ya. Çok iyi giderdi. Evet. Şimdi. Yeni bir işçiler bölümü mü yapalım? Yoksa buradan ayrı bir yol daha mı gelsin? Şurayı tabii kapatırız ormandan. Şuradan. Alttan mı geçirsek şöyle gelsin? Olur. Bak. Şuradan yol ayrımı yapacağız. Böyle aşağıdan gidecek. Sonra buradan tünele girecek. Ama derin tünel olmayacak. Tünel de buradan tekrar çıkacak. Yani etrafta fazla belli etmesin diye. Bu yol da üstünden geçebilsin diye. Sonra buradan birleşecek. Sonra işçilerimiz oradan da gelebilecek. Aslanlarımıza bakmak için tabii ki. Öyle yapmayı düşünüyorum. Hemen de yolumuzu ilk önce çekelim. Hazır olsun. Bak şuradan yol ayrımı olacak. Biraz daha küçülebilir. Hiç olmaz. Biraz daha küçült. Ama ters gitti. Bir saniye. Ya niye böyle yuvarlak gidiyor? Tamam, şimdi aşağı doğru in. Şimdi şuraya doğru git. Biraz daha aşağı doğru in. İn. Hatta düzleş. Şu tarafa doğru git. Şimdi tam aşağı in. İnme. Bir kere daha sola doğru gidelim. Şimdi tam aşağı insin. İndi mi? İndi. Şimdi yolumuzu böyle çekeceğiz. Biraz daha uzatalım. Biraz daha hızlı gitsin. Tamam. Şimdi buradan tünele gireceğiz. Bir saniye. Hani derin tünel yapmayacağım dediğim gibi arkadaşlar. Böyle fazla derin olmasın. Şunu büyütelim. Ha böyle bir saniye. Dur geri yapmadım çünkü bu olmadı. Biraz daha, biraz daha, biraz daha hadi. Bu kadar çok yaptık mı ya? Tamam. Şuradan başlayalım. Bak şuradan başlayalım. Olmadı. Şöyle buradan başlıyor tünel. Dedim ki fazla derin olmayacak arkadaşlar. Fazla biçimimi bozmasın. Zaten buradan direkt merdivenler aşağı inebilir. Şimdi buradan da biraz gitsin, o arkadan çıksın ki bu yol üstünden geçsin. Tamam, bunu biraz daha küçült. Hadi güney yerin altına giriyoruz. Maden çalışmaları. Bu ne şimdi? Fosil mi bulduk şimdi bunun yerin altında? Bu ne ya? Abi. Yok. Şu mağaradan çıkmadı değil mi? Yok. Hayır. Bu suya benziyor. Su nereden geldi? Su resmen buranın altından su geçiyor. Allah Allah. Saklı bir nehir mi var bunun altında? Yoksa... Allah Allah. Abi.
Hiç uğraştırmasın bizi bu. Benim biraz kafamı yordu. Yerin altında nehir ne arıyor ya? Aslında kapatabiliriz nehiri ama suyu yok edebiliriz. Ha, hiç uğraşmayalım. Burada köprü gibi yapalım, üstten geçelim ya. Güzel olurdu ama yani böyle yapalım biz bu seferlik. Şöyle köprüyle devam edelim. Çünkü nerede de şurada da şunu biraz daha kısa atabiliriz. Şimdi de yükseltiyoruz. Fazla yüksek olmasın. Tamam, böyle olur işte. Şimdi uzatabiliriz yine. Uzatalım. Yani şimdi aşağı inebilir. Kısalt. Evet, tamamdır. İşçiler şimdi buraya da ulaşıyor. Kapımızı da hemen şuraya yapacağız. Bir saniye. Giriş kapısı şurada olmalı da. Aslında aslanlar için böyle daha güvenli bir şey yapsak daha iyi olur mu bilmiyorum. Şöyle şimdilik yapalım. Büyük ihtimal aslanlar şimdi bu şey üzerinden geçemeyecekler. Çünkü büyük ihtimal ağaçlara tırmanırlar ama duvara tırmanacaklarını sanmıyorum. Evet. Hemen şuraya da camlı yapalım. Buraya da camlı yapıyoruz. Nerede de? İnşallah doğru yaptık. Bir saniye deneyelim. Aynen doğru. Şöyle çekelim. Dediğim gibi arkadaşlar, başka şekil öğrendikten sonra bunları hep değiştireceğiz yine. Hani duvarların şeklini falan filan nasıl yapabiliyoruz? Çünkü kariyer modunu dediğim gibi oynamaktayım şu an. Oyunu öğreniyorum da aynı sırada burada devam ediyoruz. Ve zamanla burası çok güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Hem bak işte bundan nefret ediyorum. Hep yeniden başlamalıyız. Tüm her yeri cam yap. Önce işaretlemeliyiz. Evet. Zaten bu hayvanat bahçemiz arkadaşlar. Yoruma göre çoğu şeyi yapıyorum. Tabii benim de aklıma gelen fikirler olunca onları da şey diyorum. Mesela mağara gibi falan filan. Ama Allah'ım yarabbim, bir saniye. Şunu hemen yapayım. Yoksa bu var ya, zamanımızı yiyecek. Abi, bir daha da etme, hemen şuraya bir kere tıklayalım, güveni alalım. Tamam. Uçan daire şekli oldu. Tamam, biraz daha git. Git yukarı doğru git. Evet, az kaldı. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bu bölüm biraz daha uzun olacak öbürlere göre. Ama yarın büyük ihtimal yeni bölüm çıkartamayacağım diye bugün biraz uzun bölüm yaptım. Evet. Bu şey olmaz. Evet, yaptık burayı. Şimdi aslanların yeri düz mü olsun? Zavanalar, yani Afrika'da olan zavanalar hep galiba düz. Otluk alan. O zaman hemen şuraya bir ev yapalım. İçme yeri yapalım. Önemli şeyleri kuralım. Aslında aslanlar için böyle şey de yakışır ya. Şimdilik böyle kuruyoruz arkadaşlar. Aslanları çünkü çok merak ediyorum acaba nasıl gözüküyorlar oyunda. Şöyle iki tane kuralım yan yana. Aslında bunlar da mağarada yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar ya, dışarıda normalde yaşıyorlar aslanlar. Hemen şuraya aslan yazalım. Tamam. Yemek şeyleri hemen kuralım. Şu evin kenarına bir yere. Niye böyle alçak? Tamam. Bir tane... Uva, havada uçuyor. Geri çek! Tamam, şuraya bir tane kur. Aslanlar hep açtır. Onun için iki tane kuralım. Hatta üç tane aslan yapıyorsak üç tane kuralım. Herkese bir yemek şeyi olsun. Büyüğünden yaptık değil mi? Yok, biz küçüğünden yapmışız. Bir tane de büyük olsun yanına. Bir de içme yerleri. Şunlar mı aslanlar için? Buradan nasıl içiyorlar? Ah, pardon. Buradan belki ağzını böyle tutuyorlardır. Bilemem. İşte bundan da yapalım. Çeşme. Tamam, çeşmemiz de bulunuyor. Şu ağaç tırmanma yeri mi?
Şunu da yapalım. Ama böyle şeylerimizin önünde yapalım. Şuraya bir tane olsun. Şundan bir tane her köşe yapalım. Aslanlar böyle gücünü göstersin. Zaten kavga da edecekler büyük ihtimal ama. Artık bakalım. Bir de albino aslanlar da varmış. Merak ediyorum. Acaba sonradan mı doğuyorlar yoksa baştan satın alabiliyor mu? Bilmiyorum. Göreceğiz tabii ki. Şu ne ya? Şu ne? Ah. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama bundan da yapalım bir tane. Şöyle koyalım. Tamam, şimdi ilk aslanlarımızı bir çağıralım buraya. Ne dersiniz? Hayvanların kralını çağıralım buraya. Evet, şuraya giriyoruz. Aslanlar nerede? Bu arada aramızda bir tane cin bomluğu var galiba. Evet. Gidiyoruz. Aslanlar nerede? Aşağı. Ya aslanları nasıl en aşağı koyarsınız ya? Bulduk. Evet. Afrikan aslanları. Peki beyazları direkt yok mu? Galiba yok. Galiba dediğim gibi arkadaşlar DNA şeyleri araştırdıktan sonra belki albino falan doğabiliyor. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal öyle doğuyorlardı. Çünkü şey olacağını sanmıyorum burada direkt satın alabileceğimizi. O zaman aslanlarımızı yapalım. Gelsinler. Çoğalsınlar. Değil mi? Belki içinden albino çıkar yakında. Şunu alıyoruz. Şunu alamıyoruz. Nedense. Evet, kadınları alabiliyoruz, erkekleri alamıyoruz. Neden? Getirin siz bunları buraya. Öbürü nerede? Bu geliyor galiba. Yok, bu geliyor. Bu gelmedi daha. Yok, ikisi de geliyor. Bir saniye, hata yaptık. Bu geliyor, bu gelmiyor. Şunu da getirin. Evet, iki tane dişi kaplan geliyor ama erkeklerini niye satın alamıyorum? Bu arada 740 kişi olmuşuz. Hani ziyaretçimiz. Hemen şuradan güne bir girelim. Girelim. Şuraya girelim. Erkek kaplan niye satın alamadım? Bize erkek kaplan da lazım. Bunlar gelene kadar hemen bakalım buradan güne. Bak orada. Ha bak şimdi oluyor. Hemen alalım. Şimdi güne olmamazlık yapmasın. İki tane de erkek. Siz de gelin bakalım. Çünkü isteğinize göre burada hareket edeceğiz. Neredeler? Şuradalar. Ben ve Demadu. Evet, tabii ki bunlara da değişik bir isim vereceğiz. Bunlara yakışır isimler tabii ki. Ama şunları da şuraya koyalım. Yoldalardır büyük ihtimal. Getiriliyorlar. Köprüden getirilecekler. Bak geliyor. Evet, ilk kutuyu getiriyor. Koş. Tamam, az kaldı. Kurtlarımızın sesi de geldi bu arada. Evet, green screen'e değdim. Boşver. Boşver. Bu yolculuğa hiç gitmek istemiyorum arkadaşlar ya. Bir havalimanına gideceğiz 600 kilometre. 600 kilometre. Çekilmez. Evet. Girdi. İlk dişi kaplanımız galiba geldi. Hemen bakalım şuna. Evet, dişi kaplan. Hemen üstüne tıkla iki kere. Selam. Selam dostum. Nasılsın? Hoş geldin. Ne, beğenmedin mi? Oha, bak tekme attı kutuyla. Hemen geriye çekelim, isteklerine göre hemen hareket ediyoruz arkadaşlar. Şuradan istekleri, tamam. Şunu aslında durdurabiliriz. Çünkü isteklerine göre hareket edeceğimiz için. Aslında bunlar kayalığı da seviyor. Şimdi arkadaşlar bölüm galiba bir saati geçti, güne yüklenmede problem olacak ama bir şey olmaz. Çünkü yola da çıkmalıyım. Birkaç saatim kaldı. Daha hazırlanmam lazım, şeme etmem lazım. Bayağı zaman alacak. Onun için bölümü az kaldı bitirmeyi düşünüyorum. Buraya da hemen isteklerine göre ayarlayalım. Geriye kalan bir dahaki bölümde yaparız. Hem de daha rahat yaparız. İşim de çıkmamış olur. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bitirmeden önce. Şuradan bakıyoruz. Evet. Daha çok kısa ot istiyorlar. Daha az uzun ot. Bir de taşlı alan. Taşlı alan da istiyorlar. Tamam. Daha çok kısa ot. Tamam. Daha çok kısa ot. Yapalım.
Evet, yapıyoruz, yapıyoruz. Tamam. Şimdi taşlı alan istiyorlar. Taşlı alan, o zaman biraz böyle ortaya doğru böyle biraz tepelik bir şey yapalım bence. Ortaya biraz tepelik yapıyoruz. Şunu biraz daha büyüt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 yeter. 13. Evet. Şimdi şuraya da şuraya da şundan yapacağız. Bir saniye. Gülmem geldi. Nedense gülmem. Oha, bu olmadı işte. Abi olmadı. Bir saniye. Günü buraya geçelim. Şuraya geçelim. Şuraya geçelim. Şuraları yükseltmeliyim. Evet, şuraya kayalık alan yapalım. Şuralara. Tamam. Hemen kayalığa geçiyoruz. Ne oldu yine burada? Evet, daha az kısa ot istiyor. Tamam, bu problem değil zaten. Şimdi taşlı bölgeyi yapınca değişecek. Hemen şunu biraz daha küçült. Başla. Evet, düşüyor gibi ama yavaş yavaş, bir saniye. Aynı şey ya. Ya adı neydi ya? Aklıma şu an gelmiyor. Aslanların Krallığı mı? Öyle bir şey, bir film vardı ya, Zimba filan taşın üstüne çıkıyor, maymun havaya kaldırıyor. Bebek kaplı, bebek aslanı. Aynı oraya benziydi ha. Şuraya çıkıyor, burada konuşmayı yapıyorlar ya. Dur biraz daha kısaltalım şurayı. Kısa yap. Çünkü biraz daha kısa olmak istiyorlar. Kısaltıyoruz. Biraz daha fazla taşlı alan istiyorlar. Tamam, problem değil, yaparız. Şöyle gelsin, yol gibi gelsin. Evet. Biraz daha. O zaman buraya da biraz taşlık alan yapalım. Yükseltelim. Şöyle yükseltiyorum. Hemen şuraya taşlık yapacağız. Şöyle. Halen mi yetmiyor? Ha, şimdi tam oldu. Evet, birazcık biçim verdik buraya. Mağaralar yapar mıyız, yapar mıyız bunu, yapmaz mıyız bunlar için bilmiyorum. Bakarız artık. Şuraya gidelim. Biraz da ot isteyecekler. Ağaçlık alan filan. Ya da iyi ya şimdilik. Onu da bir dahaki bölümde yapalım. Zaten biçim vermeliyiz buraya. Hemen aslanlarımıza bakalım. Bir göz atmak istiyorum. Evet, bir tane daha dişi aslan geldi. Şimdi gidip tanışacaklar birbirine. Şöyle yakından bakalım. Ben yeni geldim buraya. Ve seninle tanışmak istiyorum. Kimsin sen? Evet, ilk defa yüz yüze gelecekler, az kaldı. Ve bakalım erkekler nerede kaldı? Getiriyorlar. Bir tanesi geliyor. Hangisi alfa? Dikkat etmedim ama içlerinden birisi alfa olmalı. Evet, şurada durumları iyi. Genel durumları. Şurada da iyi gözüküyor. Şurası da fena değil ama daha çok şey yapabiliriz tabii ki. Bir de oyun şeyi aslında düşük olmalı. Tamam, bakarız sonra. Problem değil. Evet. Erkek aslan da geldi. Hayvanların kralı. Daha yakın. Oo. 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 Kendini mi temizliyorsun dostum? Oh. Sen alfa mısın? Öbürü de geldi. Bunlar şimdi büyük ihtimal dövüşerler. Buna da bakacağız. Kaç kaç. Kaç atla. Yemesinler. Oha, bu ne? Biraz daha büyük gibi ya. Bu alfa herhalde. İki katı ya. Abi bu ne? Kocaman. Bundan dövüşmez ya. Bunun yaşı küçük gibi. Oha. Kadın şey. Kadın. Şey, dişileri gördü sandım. Pardon. Tamam. Demek ki uykuyu daha çok seviyormuş hanımefendilerden. Tamam. Sen o zaman yat. Uykucu galiba bu. Ya da ne yapıyorsun dostum? Hı? Ne yapıyorsun? Evet, gördü kızları. Yaklaşıyor. Tamam arkadaşlar. Böyle paydosa basalım çünkü buradan devam etmeyi düşünüyorum sizinle.
Evet, bugünlük bu kadardık. Umarım bayağı şey yaptık şimdi. Şimdi aslanlarımızı getirdik. Goriller getirdik. Kurtlarımız var. Bir de o arkada boş bir tane şey daha var. Alan daha var. Oraya da bir şeyler katacağız içine. Artık düşünelim. Yorumlarda yazın. Belki sizin bir fikriniz vardır. Hangi hayvanı buraya koyabiliriz diye. Ama bence bu yukarılarda tehlikeli. Aslında goriller de tehlikeli ama. Tehlikesiz hayvan buraya koymak istiyorum dedim ya. Goriller de tehlikeli. Aslında buraya da maymun koyabiliriz ama siz yorumlarda yazın, ona göre koyarız. Buraya da kumdan yol yaparız sonra, burası gibi. Daha doğal gözüksün diye. Ve evet, aslanlarımızın yeri de hazır. Sadece biraz süslenmeli. Evet, bir dahaki bölümde bakalım artık nereye doğru devam edeceğiz, ne yapacağız. Bu arada bine yaklaşmış. Gelenler. Evet, hemen bakalım. Evet, yavaş yavaş büyüyoruz gibi. Büyüttük. Tabii ki... Abi bu arada kurt alanını belki yerini değiştirebiliriz. O ihtimal de var şu an. Çünkü bilmiyorum, fazla ısınmadım ben oraya. Ha, şeyleri unuttuk ya. Bak, bu bölümde şeyleri unuttuk. Bağış kutularını şuraya kurt... Ama zaten o yeri değişeceğiz galiba büyük ihtimal. Bağış kutularından hariç şey vardı ya. Monitörler vardı. Hayvanların hakkında bilgiler veren monitörler. Onları da yapacaktık. Sonra daha ne vardı ya? Evet, birkaç şey aklımda da ama bir dahaki bölümde daha iyi fikirler ve daha çok bilgiler edinirim ve yaparım. Evet arkadaşlar, aramıza yeni katılanlara teşekkür etmek istiyorum bu arada. Gitgide büyüyoruz galiba, 500'e yaklaştık şu an. 500 olduk ya da olmadık da ama olacağız yakında galiba, öyle gözüküyor. Bu arada gerçekten arkadaşlar, bütün desteğiniz için çok teşekkürler. Yani ben hiç ummuyordum bu kadar büyüyeceğimizi bu kısa zamanda. Büyüdük. Yani büyüyoruz. Ve gerçekten yani tanıdığım... Yani sizler... Yani yorumlarda zaten yazışıyoruz. Çoğu kişiniz aranızda acayip böyle sıcakkanlı gibi geldi benim için. Yani hepinizi... Yani mutluyum hepinizi tanımaktan. Öyle diyeyim. Evet. Umarım daha güzel yerlere hep beraber geliriz. Hep beraber büyüyoruz. Ve elimden geldiği kadarıyla da tabii ki size yorumları cevaplamaya çalışacağım devamlı. İşte bu arada dün müdür, evvelsi gün ve zaman fazla olmadı. Onun için fazla cevap veremedim ama onu da yani bugün bütün gelen yorumları hepsini cevaplamaya çalıştım. Cevapladım da galiba. Belki bir iki tane gözümden kaçmıştır ama sanmıyorum. Sanmıyorum. Evet arkadaşlar, burada bitirelim artık. Ben de yavaş yavaş hazırlanayım. Evet, umarım bu bölümü de beğendiniz. Bayağı şey yaptık bu bölümde. Yani bayağı keyifli de. Umarım siz de bu bölümü beğendiniz. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Yarın gelmeyecek. Öbürsü gün büyük ihtimal gelir yeni bölüm. O zaman böyle diyeyim. Öbürsü gün görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Öbürsü gün görüşürüz ve iyi geceler. Çünkü şimdi gece olacak. İyi akşamlar diyeyim, daha iyi olur. Evet, görüşürüz.